Sigortası malumuz olduğu üzere 2008 yılından beri Türkiye'nin gündeminde olan yeni metotlar üretilmeye çalışılan bir konu. Şunu söyleyeyim, 2008 yılında çıkan yasayla genel sağlık sigortasında şunlar yapıldı. Dendi ki, kapsam dışı olan kişiler, yani SSK, Bağkur, Emekçi Sandığı, işte isteğe bağlı sigortalı, bunların dışında kalan vatandaşlarımız eğer gelir seviyeleri asgari ücretin 1/3'ünden azsa bunların tüm ücretlerini devlet karşılamak suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına dahil ediliyorlardı. Gelir seviyeleri asgari ücretin 1/3'ünden fazlaysa sırasıyla 70 lira, 213 lira, 426 TL ödemek suretiyle genel sağlık sigortasına dahil ediliyorlardı. Bu yeni sistemle 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren genel sağlık sigortasında teklif prim sistemine geçildi. Asgari ücretin kapsam dışı olan tüm vatandaşlarımızın asgari ücretin %3'ünü ödemek suretiyle, yani bugüne tekabül eden rakam itibariyle 53 TL ödemek suretiyle sağlık yardımından yararlanma hakkına sahip oldular. Burada şunu karıştırmayalım. Tüm vatandaşlarımız bu 53 TL ödeyecek diye bir uygulamamız yok. Gelir seviyesi asgari ücret 1/3'ünün altında olan vatandaşlarımız yine primler devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortasında yer alacaklar. Ama gelir seviyeleri asgari ücret 1/3'ünden fazla olanlar 53 TL ödemek suretiyle genel sağlık sigortasında yararlanmaya devam edecekler. Geçmişte yüksek rakamlar üzerinden primlendirmiş vatandaşlarımız ise onların tamamının güncellemelerini yaptık. 53 TL'den borçlandırıldılar. Bu 53 TL'yi de faizsiz olarak 12 ay içerisinde ödeme hakkı getirildi bunlara. 12 ay içerisinde öderlerse borçlarından da kurtulmuş olacaklar. Ama bizim gelir tespitimizde bir sıkıntı var. 53 TL bizim gelir seviyemizi yansıtmıyor derlerse biz itirazlarını yapacaklar. Biz de bu itiraz doğrultusunda tekrar vakıflara vatandaşlarımızı yönlendirip gelir testlerini güncelleyeceğiz. Şurada bir tereddüt var vatandaşlarımızda bize intikal eden sorulardan. Biz bu 53 TL'nin tamamını ödemeden, yani geçmişe dönük tüm prim borçlarımızı ödemeden sağlık yardımı alabilir miyiz? Evet, alabilirler. Bir ay taksitini ödemek suretiyle, bak tekrar söylüyorum, yalnızca geçmişe dönük borçlarından bir ay taksitini ödemek suretiyle bu yönde olumlu bir irade beyan etmeleri halinde hemen sağlık yardımlarını da vatandaşlarımızın açıyoruz.